Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvid emri ila Allah. İnallaha basirun bil ibad. Çok sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nin yeni bir bölümünde sizinle birlikteyiz. Programımızın bu bölümünde kitabımızın 107. sayfasında yer alan 10 numaralı alıştırma üzerinde duracağız. Bu alıştırmaya geçtiğimiz programda bir giriş yaptık. Bu alıştırmada verilen mazi ve muzari fiil kavramları üzerinde durduk. Bunların tanımlarını verdik size. Mazi geçmiş zamanı ifade eder, muzari şimdiki zaman veya geniş zamanı ifade eder dedik. Alıştırmada kemalun yekra'u, kemalun kara'e ve ikra ifadeleri üzerinde durduk. Son kelime olan ikra için oku anlamını taşıyan bir ifadedir dedik. Şimdi bu ifadeyle ilgili bir miktar detay bilgisi diyebileceğimiz bilgi daha aktarmak istiyorum size. İkra oku anlamında bir emir fiil. Arapçada fiili zamanı bakımından üçe ayırıyoruz. Mazi, muzari ve emir şeklinde. Emri hazır diye adlandırdığımız bir siga, ikra sigası. Emri hazır. Mazi ve muzari kavramlarıyla ilgili olarak şunu söyledik. Aslında bunlar mazi ve mudari şeklinde D sesinin baskın olduğu biçimde telaffuz edilmesi gerekir. Ancak Arapça dil bilgisi kurallarının Türkçe anlatıldığı kitaplarda ve insanların dilinde bu ifadeler mazi ve muzari şeklinde yaygınlık kazandığı için biz de bu şekilde ifade ediyoruz dedik. Emri hazır için de aynısını söyleyeceğiz. Emri hazır karşımızda bulunan bir kişinin ya da kişilerin bir işi yapmasını istemek, bir işi yapmalarını talep etmek anlamını taşır. Bu ifade de normalde emr hadır şeklinde ifade edilmesi gerektiği halde emri hazır şeklinde kullanımı yaygınlaştığı için biz de bu şekilde kullanmayı uygun gördük. Peki burada fiillerin muzarileri yeşrabu, yeclisu, yadhaku şeklinde yukarıdan aşağıya sıralanmış. Bu fiillerin mazi şekillerinin şerribe, cellese, dahike vesaire şeklinde geldiğini bir önceki programımızda size verdik. Şimdi bu fiillerin emirlerinin nasıl geldiğini, nasıl kullanıldığını ifade edelim. Ancak şu kadar var ki emri hazır konusunu tüm tafsilatıyla, tüm detayıyla anlatmak istemiyorum. Çünkü bir öğrencinin emir konusunu kavrayabilmesi için öncelikle mazi ve muzari konularını bilmesi gerekir. En azından bu fiillerin çekimlerini bilmesi gerekir. Bu fiillerin çekimi çalışılmadan emir fiilin çekiminin çalışılması ya da emrin elde edilişinin çalışılması usule aykırı olur. O bakımdan emri hazırın elde edilişi ve çekimi konusunu mazi ve muzari fiillerin çekimi konusunu size verdikten sonra ele almayı düşünüyorum. Şimdilik sadece iç, otur, gül, gir, bin, çık, yaz, pişir, öde ve teşekkür et ya da şükret anlamını verecek şekilde bu fiillerin, emir fiillerin yalnız bu hallerini yani karşımızdaki bir erkeğe hitaben sayısı bakımından müfret, cinsiyeti bakımından da müzekker durumda olan bir şahsa hitaben şunu yap, şunu et anlamını taşıyacak biçimlerini not ettirmek istiyorum. Yeşrabu içiyor, içer, şeribe içti, işrab iç anlamını taşır. Yeşrabu içiyor, içer, şeribe içti, işrab iç anlamını taşır. İki numaralı fiil, yeclisu. Mazisi celese emri iclis. Yeclisu celese iclis. Üç numaralı fiil yadhaku. Mazisi dahike. Emri idhak. Emrini kaydedelim.
İdhak. Dört numaralı fiil. Yedhulu. Mazisi dehale. Emri udhul. Emri udhul. Söylediklerimizi, dinlediklerinizi yazabilecek bir yazı bilgisine sahip olmanızın ne denli önemli olduğunu şu anda zannediyorum, mülahaza ediyorsunuz. Bunun farkına varıyorsunuz. Yani ben bir dil biliyorum ya da bir dil öğreniyorum deyip de söz konusu o dili yazmayı bilmemek olmaz. Bir dili bilmek, o dili aynı zamanda yazabilmek de demektir. O halde Arapça yazı yazma kabiliyetinin, bu yeteneğe sahip olmanın ne denli önemli olduğu da ortaya çıkmış oluyor. Yedhullu dehale udhul dedik. Beş numaralı fiil yerkebu, mazisi rakibe, emri irkeb. Emri irkeb, emirlerini kaydediyoruz. Altı numaralı fiil yahrucu, mazisi haraca, emri uhrucu. Yahrucu, haraca, uhrucu. 7 numaralı fiil yektübü, mazisi ketebe, emri uktub. Emri uktub. 8 numaralı fiil yatbuhu, mazisi tabaha, emri utbuh. Emri utbuh. 9 numaralı fiil yedfe'u, mazisi defa, emri idfa. Emri idfa. 10 numaralı ve bu bölümün son fiili yeşkuru, mazisi şekera, emri üşkur. Üşkur. Şükret veya teşekkür et anlamını taşır. Üşkur rabbeke, mesela Rabbine şükret anlamında bir ifadedir. Peki işrab, iç, iclis, otur, idhak, gül, udhul, gir, irkep, bin, uhruc, çık, uktub, yaz, utbuh, pişir, idfa, öde, uşkur, şükret veya teşekkür et. Bunların, bu formların sayısı bakımından, müfret cinsiyeti bakımından müzekker varlıklar için kullanıldığını tekrar hatırlatayım. Yani oku, iç, otur, gül, gir, çık, bin, neyse. Şu işi yap, et dediğimiz kişi karşımızda yer alan bir bey. Biz fiilin bu şeklini ancak karşımızda yer alan bir beyden, bir beyefendiden herhangi bir şey yapmasını istediğimiz zaman kullanırız. Bayan olduğunda kullanacağımız sıyga ya da karşımızdaki kişilerin İkil ya da çoğul olması durumunda kullanacağımız sıygalar üzerinde durmayacağız şu anda. Peki efendim, bu alıştırma üzerindeki çalışmamızı tamamladık. Kitabınızın bir sonraki sayfasında, 108. sayfasının başında Tedrib Ahade Aşar var. Yani 11. alıştırma. Abbir anis suvaril etiyeti bi cümelin mufidetin. Aşağıdaki resimleri anlamlı cümlelerle yorumla. Anlamında bir talimat var burada. Bu bölüm üzerinde durmayacağız. Çünkü bu resimleri yorumlayabilmeniz için gerekli olan bilgilerin tamamına sahip değilsiniz. En azından fiillerin çekimlerini henüz size vermiş değiliz. Sıfat tamlaması konusu var size vereceğimiz. Sonra tesniyenin elde edilişi konusu var. Bu konular sırada bekliyor. Yakın gelecekte verilecek size. Dolayısıyla bu bölüm üzerinde, 11. bölüm üzerinde herhangi bir aktivitemiz olmayacak şu anda. 12 numaralı alıştırmaya bakalım. 12 numaralı alıştırma ecib allel es'illeti şeklinde bir talimat içeriyor. Soruları cevapla, cevaplandır anlamında. Peki burada yer alan sorular ne tür sorular? Parçayla ilgili. Parçayı anlayıp anlamadığınızı test edecek, ortaya koyacak sorular. Kaç soru yer alıyor? Bu sayfada 6, karşı sayfada da 4. Toplam 10 soru cümlesi var. Bu soru cümlelerini cevaplamanız için size fırsat vermek istiyorum.
Dolayısıyla şu dakika içerisinde bunlar üzerinde durmayalım. Buraya bir not düşelim. Burası hazırlanacak diye. Bir sonraki programımızda biz bunların çözümlerini verelim inşallah size. Siz de cevaplarınızı kontrol edin. Bu alıştırmaya not düşüyoruz. Bir sonraki programa cevaplanacak şeklinde. Bu arada şunu ifade etmek istiyorum. Biz size günlük ödevler veriyoruz. Örneğin şu anda yaptığımız çalışmada burayı size ödev olarak tevdi ettik. Siz bu çalışmayı, bu alıştırmayı bir sonraki programa yetiştiremediğiniz takdirde bir yığılma meydana gelecek. Ya da sizi ödevlendirmemizin çok pratik bir anlamı olmayacak. Yani biz sizi ödevlendirmiş olacağız fakat sizin ödeviniz tamamlanmadığı takdirde, siz ödevinizi yapmak için zaman ayırmadığınız takdirde bizim bu ödevlendirmemizin hakikaten bir esprisi olmayacak. Dolayısıyla siz sevgili dinleyicilerimden şunu istirham ediyorum. Lütfen ama lütfen ödevlendirmelerimiz hususunda, daha doğrusu sizin ödevlendirilmeniz hususunda çok hassas olun. Yani ödevlerinizi günü gününe yapmaya çalışın. Ya işte şimdi biraz şöyle işime gücüme bakayım. Yani yaparım 2 saat sonra, ne bileyim 3 saat sonra, 5 saat sonra gibi. Hali hazırda fırsatınız varken ya da varsa ertelemeyin. Çünkü şu bir gerçek, ertelendiği takdirde yani bugünün işi yarının işi haline dönüşecek. Yarınlar hiç bitmeyecek ve dolayısıyla belki Allah korusun bir kopuş başlayacak. Bunun önüne geçmek için ödevlerinizi lütfen ama lütfen hassasiyetle takip edin ve günü gününe, saati saatine yapmaya çalışın. Şimdi burada fazla durup zaman kaybetmeyelim. Karşı sayfada, 109. sayfada çerçeve içerisinde verilen bir bölüm var. Bu bölüme bakalım. Ben bu soruları, yani 12 numaralı alıştırmada verilen soruları tercüme etmek istemiyorum. Sizin anlayabileceğiniz kolaylıkta bunlar. Bunları okuyacaksınız ve parçadan yararlanarak cevaplarını vereceksiniz. Bu soruların cevaplarını verirken parçaya bakmanızda, parçadan yararlanmanızda herhangi bir sakınca yok. Bunu ifade etmiş olalım. Bu çalışmayı yaparken parçadan yararlanabilirsiniz. Yararlanmak en tabii hakkınız. Peki parçaya ne zaman bakmayacaktık hocam? Siz bizi tembih etmiştiniz. Yani parçaya bakmadan yapın bu alıştırmayı demiştiniz. O alıştırmanın türü değişikti. Ne tür bir alıştırmaydı o? Hatırlıyorsanız kitabınızın 104. sayfasında yer alan 4 numaralı alıştırma. Bu tip alıştırmaları yaparken ki kitabınızda hemen her parçanın sonunda bu tür alıştırmalar var. Yani kelimelerinin dağınık olarak verildiği ve sizin anlamlı cümleler oluşturmanız istendiği alıştırma türleri var. Bu alıştırmaları cevaplarken parçadan yararlanmaksızın cevaplayın, cümlelerinizi oluşturun. Sonrasında da cevaplarınızı parçaya dönüp test edin, kontrol edin demiştik. Bu iki alıştırma tipini birbiriyle karıştırmayalım. Peki efendim, 109. sayfada çerçeve içerisindeki bölümü okuyorum. Ketebe amilul mat'ami faturatel hisabi. Cümlenin Türkçe karşılığını vermeden önce hemen size şunu sormak istiyorum. Bir parça, bir metin bitiyor, yeni bir metin başlayacak, yeni bir derse geçilecek. Yani şu an çalışıyor olduğumuz ders tamamlanacak. Ve eddersus sadis, 6. ders başlıklı parçaya geçilecek, bölüme geçilecek. Burada çerçeve içerisinde verilen bölüm, bu bölümle ilgili sizin bir sorumluluğunuz vardı. Bu sorumluluğunuz neydi, hatırladınız mı? Artık alışmış olmanız lazım kitabınızın üslubuna. Kitabınızın üslubuyla ilgili daha önceki programlarımızda sizi bilgilendirdik. Her parçanın sonunda yer alan çerçeve içerisindeki bölüm yazı ödevi dedik. Bu bölümü yazı ödevi olarak size baştan tevdi ettik. Her dersin sonuna geldiğimizde tekrar tekrar söylemeyelim. Buralar yazılacak dedik. Şimdi biz bu bölüm üzerinde duralım, cümleleri okuyalım, anlamlarını kavramaya çalışalım. Ancak notumuzu da düşmeyi ihmal etmeyelim. Burası ödev, defterlerimize yazılacak şeklinde notlarımızı düşelim. Ketebe amilul mat'ami faturatel hisabi.
Evet, cümlede anlamını bilmediğiniz hiçbir kelime yok. Belki en son ketebenin anlamını bilmiyordunuz. Onun anlamını da verdik bugün. Yektübü yazıyor, yazar demek, ketebe de yazdı demek dedik. O halde cümlenin anlamı lokantanın işçisi yani garson hesap faturasını yazdı olur. Garson hesap faturasını yazdı. İkinci cümle yektübü amilul mat'ami faturatel hisabi. Garson hesap faturasını yazıyor veya yazar. Üçüncü cümle uktub min fadlike faturatel hisabi. Lütfen hesap faturasını yaz. Lütfen hesap faturasını yaz anlamında bir cümle. Peki bu cümleyi, özellikle şu birinci ve ikinci cümleyi irab etmeye çalışalım. Üçüncü cümlenin irabı üzerinde durmayacağım. Çünkü düzeyinizin üzerinde bazı özellikler var o cümlede. Ketebe amilul mat'ami faturatel hisabi. Bu cümle isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi diye sorsam ne dersiniz? Fiil cümlesi demelisiniz. Çünkü ketebe ile başlıyor. Ketebe fiil. Mazi mi, muzari mi? Mazi. Ketebe fiili mazi. Yani mazi fiil. Amilül mat'ami isim tamlamasından oluşan fail. Nasıl? Amilü mudaf el mat'ami mudafun ileyh. Peki amilül mat'ami ikisi birlikte ketebe fiilinin faili. Yazdı kim? Yazan kim? Lokantanın işçisi, garson. Öyleyse amilül mat'ami fail. Faturatel hisabi. Burası da cümlenin mef'ulü. Ancak burada da yine fatura kelimesiyle el-hisab kelimesi arasında bir isim tamlaması ilişkisi var. Faturate mudaf el-hisabi mudafun ileyh. İkisi birlikte ketebe fiilinin neyi? Mef'ulü. Aşağıda yer alan yektübü amilül mat'ami faturatel hisabi cümlesinin irabıyla yukarıda yer alan ketebe diye başlayan cümlenin irabı aynı. Tek fark var, birisinin zamanı mazi, diğerinin zamanı muzari. Peki, uktub min fadlike faturatel hisab, lütfen hesap faturasını yaz anlamında bir cümle. Ketebe mazi, yektübü muzari, uktub emir, emri hazır. Yusufu defa'al hisabe, Yusuf hesabı ödedi. Peki ne cümlesi? İsim cümlesi, Yusufu mübteda, defa'al hisabe, haber. Onun altında yer alan cümle Yusufu yedfe'ul hisabe. Yusuf hesabı ödüyor ya da öder. Bu da yine bir isim cümlesi. Yusufu mübteda yedfe'ul hisabe haber. Son cümlemiz min fadlike lütfen idfa ayının harekesi sükun idfa faturatel hisabi lütfen hesap faturasını öde. Bu da bir emir cümlesi. Peki, bu bölümün son cümlesini okuyalım. Yani çerçeve içerisinde verilen bölümün son kısmı. El-gada'u, öğle yemeği. Hasa diye yazılmış, onu düzeltelim. Hasa değil, hisa olacak. Ha'ya kesre koyalım. Hisa'un ve salatatun ve hadravatun, luhumun ev tuyurun ev semekun. Hisa, çorba, salata, salata, hadravat, sebzeler demek. Yeşillikler demek, hudar kelimesinin çoğulu. Hadravatun, yeşillikler, sebzeler. Luhumun, ne demek? Et yemekleri. Tuyurun, kuş yemekleri. Semek, balık türü yiyecekler. Daha önceden çalıştığımız, yakın geçmişte çalıştığımız ev bağlacının burada kullanıldığını da görüyorsunuz. Evet sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka radyo dershanesinde görüşmek, buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esen kalın. Fi emanillah.